Kamerasıyla dikkatleri üzerine çeken Realme'nin yeni akıllı telefonu Realme 12 Pro Plus 5G arkadaşlar. Bu videodaki konuğum, gelin hep birlikte bakalım bu akıllı telefon bizlere neler sunuyor. Gerçekten çok güzel özellikleri var. Videonun girişinde hemen sizlere kanalıma abone olmanızı ve bu videoyu beğenip düşüncelerinizi yoruma yazmanız gerektiğini hatırlatayım ve telefonun detaylarıyla devam edeyim. Öncelikle bu telefonun artılarından bahsetmek lazım. Çünkü özel tasarlanmış bir akıllı telefon şu anda elimde durmakta olan bu cihaz sevgili arkadaşlar. Bu telefonun artılarına baktığımız zaman gerçekten güzel bir malzeme kalitesiyle geldiğini sizlere söylemem lazım. Aynı zamanda arka tarafındaki bu özel tasarımdaki vegan deri detaylar ünlü bir saat tasarımcısı Oliver Seveo tarafından yapılmış lüks bir saate benzeyen kamera tasarımı gerçekten çok başka bir hava katmış bu akıllı telefona. Realme 12 Pro Plus 5G çok ergonomik bir akıllı telefon. Realme bu işi bayağı iyi yapıyor arkadaşlar. Büyük cihazlar yapsa da ergonomi konusunda gerçekten çok başarılı sonuçları bizlerle buluşturuyor ki bu akıllı telefonda da yine benzer bir sonucu görüyoruz sevgili arkadaşlar. Cihazın ekranına baktığımız zaman ki ekran anlamında da sizleri doyurabileceğini düşündüğüm bir ekranı var bu cihazın. 6.67 inçlik bir ekran paneli bizlerle buluşuyor. AMOLED bir panel, Full HD Plus çözünürlüğe sahip ve ekran performansı gerçekten oldukça başarılı. 120 Hz'lik bir yenileme hızı var ve bu panel gerçekten iyi bir deneyim sunuyor sizlere. Maksimum 950 nit seviyesinde bir parlaklık sunabildiği için de gün ışığı altında bu telefonla bir böyle görüntüleri görememe ya da parlaklığın az kalması gibi durumlarla karşılaşmıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bunun da altını çizmek lazım. Ekran deneyimini hem oyunlarda hem de multimedya tüketimi anlamında gayet başarılı buldum. Sizlerin de hoşuna gideceğini ve severek kullanacağını düşünüyorum. Realme 12 Pro Plus 5G'nin ekranını sevgili arkadaşlar. Şimdi performans tarafına geldiğimizde bu cihazla alakalı farklı işlemci modelleri de konuşuluyordu. Ancak şu anda masada durmakta olan bu cihazda arkadaşlar Qualcomm'un Snapdragon 7S Gen 2 5G modeli bir işlemcisi bulunuyor ki bu işlemci gerçekten özel diyebileceğim bir işlemci sizlere. Neden? Çünkü arkadaşlar 4 nanometrelik bir üretim süreciyle geliyor. Bu cihazla baktığımız zaman Geekbench skorlarıyla da karşılaştırdığımız zaman sonuç gerçekten başarılı diyebileceğim seviyede sevgili arkadaşlar. İşlemci performansının orta üst seviye, hatta amiral gemisi sınıfında diyebileceğim seviyede bir işlemci modeli bu cihazın içerisinde bulunmakta olan işlemci modeli. Peki işin donanım tarafında başka hangi detaylar var derseniz hemen anlatayım sizlere. Cihazın içerisinde 12 GB'lık bir RAM var ve 12 GB'lık da bir sanal RAM bulunuyor. 512 GB'lık bir depolama bulunuyor. MicroSD kart ile bu telefonun hafızasını artırmak mümkün değil. Son dönemdeki trend bu yönde arkadaşlar. Bütün Android cihazlarda bakıyorum, birçoğunda microSD kart desteği ufak ufak kaybolmaya başladı. Bunun da altını çizmek lazım çünkü depolamalar bayağı bir yükseldi. Mesela 512 GB'lık bir depolamadan bahsediyoruz ki bu cihazda da yine o seviyede bir depolama var sevgili arkadaşlar. Ancak çift sim kart desteği de bünyesinde bulunuyor bu cihazın. Ya şimdi aklıma şu geldi, zamanında çift sim kart kullanmak için bizden ne paralar alıyorlardı ya, değil mi? Belki aranızda hatırlayanlar vardır. Şimdi hemen hemen bütün Android cihazlarda, hatta diğer cihazlarda bile görüyoruz bu çift sim kart olayını. Valla nereden nereye? Böyle bir anılar moduna girdim kendi kendime. Ama devam edelim arkadaşlar. Cihazın yazılım anlamında da güçlü bir altyapısı var. Android 14 ile geliyor Realme 12 Pro Plus 5G ve bu Android 14 Realme UI 5.0 ile de desteklenmiş durumda. Benim tahminimce bu akıllı telefon diğer güncellemeleri de mutlaka alacaktır arkadaşlar. Güncelleme takıntısı olanlar için altını özellikle çizmek istedim. Burada güncelleme durumunun da bir problem teşkil edeceğini düşünmüyorum. Bu fiyat seviyesindeki diğer cihazlar gibi bir performansı sizlerle rahatlıkla buluşturabiliyor bu akıllı telefon. Bu önemli bir detay diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Sizi performans anlamında yapacağınız işlerde üzeceğini düşündüğüm bir cihaz değil. Çünkü bir süredir test ediyorum ve herhangi bir önemli problem ya da kayda değer şöyle bir sıkıntısı var bu cihazın performans anlamında diyebileceğim bir durumla karşılaşmadım sevgili arkadaşlar. Günlük işlerde, oyun testlerinde de önemli bir ısınma ya da ısınma kaynaklı kasma, donma yaşamadım. Oyunda desteklenen en üst seviyedeki grafik ayarlarını seçmeme rağmen son sonuçlar gördüğünüz gibi oldukça başarılıydı sevgili arkadaşlar. Ve buradan ufak ufak artık kameraya geçelim. Çünkü bu akıllı telefon kamera konusunda gerçekten çok ciddi iddialara sahip ki hemen kamera detaylarını sizlere anlatayım ama öncelikle şu tasarıma bir değinelim. Tasarım gerçekten şık olmamış mı arkadaşlar? Sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Tasarımı nasıl buldunuz? Kameranın tasarımı hoşunuza gitti mi, gitmedi mi? Lütfen yorumlara kamera tasarımı hakkındaki düşüncelerinizi bırakın sevgili arkadaşlar. Ama içine baktığımız zaman cihazda ana kamerada arkadaşlar 50 megapiksel çözünürlüğünde f1.8 diyafram aralığına sahip bir kamera görev yapıyor. Bu kamerada OIS desteği mevcut. Onun altını bir sizler için çizeyim. 64 megapiksel çözünürlüğüne sahip ve özel bir periskop kamera ile geliyor bu cihaz. f2.8 diyafram aralığına sahip bu kamera 3x optik zoom yeteneğini yanında getiriyor ve bu lenste de arkadaşlar OIS desteği bulunuyor. Bu sayede böyle anlık çekimlerde, hızlı çekimlerde vesaire kalitede ciddi bir artış sağlanmış. Bunun da altını çizmek lazım. Özellikle 8 megapiksellik ultra geniş açılı kamera ise 112 derecelik bir açıyla geliyor. Güzel bir şekilde çalışıyor. f2.2 diyafram oranına sahip. Ben biraz daha yüksek bir çözünürlükte olmasını beklerdim açıkçası. Ultra geniş açılı kameranın, onu da sizlere söylemem lazım. Kameraları yorumlamak istiyorum şimdi sizlere. Çünkü Realme bu konuda çok iddialı. Bir kere ana kameranın sonuçlarına ben de çoğu zaman şaşırdım arkadaşlar. Çünkü ana kamerada aldığım çıktılarda renkler beklediğimden çok daha gerçekçi gözüküyordu ve açıkçası böyle ani çekimlerde, hızlı çekimlerde vesaire bu telefondan beklediğimden daha iyi sonuçları da çoğu zaman almayı başardım. Kameralar ışık güzel olduğunda güzel işler ortaya çıkartabiliyor. Netlemede de kayda değer geçecek bir hata yok arkadaşlar. Yapay zeka desteği gayet iyi çalışıyor. Gece çekimlerinde de yine beklentimi karşılayacak seviyede sonuçlarla karşılaştım. Bu telefondan aldığım sonuç size de az önce söylediğim gibi beklentimin ötesinin olduğu. Detaylar güzel, fotoğraf çekmek keyifli bir hal alıyor. Kamerada kullanılan Sony'nin IMX 890 sensörünün etkisi burada birçok çıktıda çok net bir şekilde belli oluyor. Buradaki en önemli etkenlerden bir tanesi renkler arkadaşlar. Özellikle o yüzden renklere dikkatinizi çektim. Çünkü cihazla çektiğim fotoğraflarda renklerin gerçekçiliği ve böyle abartılmaması çok değerli bir sonuç diye düşünüyorum ki bu telefonda bunları birçok kez gördüm ki özellikle gördüğünüz çiçek fotoğraflarında, doğa fotoğraflarında sizlerin de net görebilmesi için bu tarz fotoğraflar çektim. Biraz daha durum herhalde net anlaşılıyordur diye düşünüyorum. İşin video tarafına baktığımız zaman 4K 30 FPS burada bizi maksimumda kayıt karşılıyor. Sonuçlar gördüğünüz gibi 1080p'de 60 FPS çekimler de yapabiliyorsunuz. Normal şartlarda video odaklı bir telefon değil arkadaşlar bu telefon. Ancak gündüz çekimlerinde çıkardığı sonuçlar gayet başarılı diyebileceğim seviyede. Ön kameraya bakalım bir de. Ön kameramızda arkadaşlar bizlere özel tasarlanmış yine bir kamera karşılıyor. 32 megapiksellik f2.4 diyafram aralığına sahip. HDR'ın çok başarılı çalıştığı, netlik seviyesinin güzel olduğu bir ön kamera burada. Yine benim beklentimin ötesinde bir sonucu bizlerle buluşturuyor sevgili arkadaşlar. Bir tık geniş açıyla çekim yapabiliyor olması da bence keyifli olmuş. Yine ana kamerada olduğu gibi ön kamerada da sonuçlar doyurucu diyebileceğim seviyede sevgili arkadaşlar. Cihazın kamera detaylarını toparlayacak olursam bu telefonu fotoğraf çekme amacıyla alacak birinin bu seviyede mutsuz olması çok da mümkün gözükmüyor. Hem performans anlamında sizleri tatmin edebilecek bir akıllı telefon, hem kamera anlamında sizleri tatmin edecek bir akıllı telefon. Öyle aklınızda varsa, böyle düşünüyorsanız falan bir göz atmanızda fayda var sevgili arkadaşlar. İşin pil tarafına bakalım. Pil tarafında bu akıllı telefon 5000 mAh'lik bir pille geliyor arkadaşlar. Bu önemli bir detay diye düşünüyorum. 67 wattlık bir hızlı şarj desteğine sahip. Kutudan adaptörü çıkıyor. Standart bir kullanımda bir günü rahatlıkla götürebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar ve şarjın bittiği durumlarda da 20 dakikada %50 ile %60 arasında bir dolum yapmanız yine mümkün oluyor burada. Bu da önemli bir detay diye düşünmekteyim sevgili arkadaşlar. Tasarımı, deneyimi, performansıyla tercih edilebilecek telefonlardan biri olduğunu düşünüyorum. Realme 12 Pro Plus 5G'nin sevgili arkadaşlar. Sizlerin de hoşuna gideceğini düşünüyorum ve fiyatına baktığımızda 29.999 TL'den başlayan fiyatlarda satışta olduğunu görüyoruz. Tavsiye edilen satış fiyatı bu arkadaşlar bu akıllı telefonun ve sizlerin her zaman olduğu gibi düşüncesini gerçekten çok merak ediyorum. Siz nasıl buldunuz bu akıllı telefonu? Satın almak ister misiniz? Düşünür müsünüz? Böyle bir olumsuzluğunuz var mı? İşlemci anlamında, ekran anlamında ya da olumlu bulduğunuz özellikler hangileri? Lütfen yorumlarda tartışalım, yorumlarda konuşalım ve hep beraber biraz daha cihazın üstüne yoğunlaşalım. Satın alma linkini de hemen yorumlardaki en üst tarafa bırakıyorum. Bir bakarsınız, detaylarını incelersiniz ve düşüncelerinizi yorumlara yazarsınız. Bu videoyu beğenip tabii ki kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Bay bay.